Aşk senin neyine? Sevda senin neyine? Üstesinden gelemeyeceğin işe niçin girersin? Sen kimsin? Paşa oldu kim? Siz çekilin. Dünyanın öbür ucuna gitmedi ya. İstanbul'dadır. Ya bir duvar ötede, ya bir sokak. Yer yarılıp altına girse yine bulacağım. Doğru zamanda müdahale yapmışsın. Ateşinin yükselmemesi lazım. İlaçları da aksatma. Zamanında ver. İyileşir, merak etme. İnşallah. Geçmiş olsun. Validenizin durumu endişelendirdi bizi. Sağ olun. Eksik olmayın. Size de zahmet verdik. Ne demek? Bir haber gönderin yeter. Ne olursa. Ben her zaman emrinize amadeyim. Bak evlat. Ben bu mutfağa geldiğimde senden küçüktüm. Çalıştım, didindim. Burada çalışmayana, aklını işine vermeyene yer yok. Bunu yıka, işlemeni bitir. Sonra koyarsın bohçana. Onu işleyemem artık anne. Bıraktım. Öylece yarım kaldı. Meğer bizim hekim kadın hastalanmış. Konağa çıkarmışlar rahat etsin diye. Dilruba da yanındaymış. Hayırlı akşamlar. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Thank you.
Dilruban. Bir şey söyleme. Bak buradayım. Gitmeyecek misin bir daha? Gitmeyeceğim. Çünkü senin beni sevdiğin gibi ben de seni... Eyvah, eyvah geç kaldım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Özlemiştim sizleri. Biz de özledik vallahi. Her gün haberini alıyorum ama bu sefer iyi olduğunu bizzat gelip görmek istedim. Şükür daha iyiyim. Hani ben ayağa kalkayım diyorum ama Dilruban sağ olsun. Kıpırdatmıyor beni. İyi işte, ne güzel. Dinlen biraz, kalkma. Hı hı. Burada rahatınız yerinde değil mi? Bir sıkıntınız varsa... Ay ne sıkıntımız olacak canım. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda. Senin gölgen yetiyor vallahi Şemsi Nur'um. Sağ ol. Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun. Benim bir şey yaptığım yok. Yeter ki bir an evvel sağlığına kavuş. İnşallah. Sen nasılsın Dilruba? Sayenizde daha iyiyim Şems Nur Kalfa. Ya Ali Efendi, geçen sefer aldığım fasulye pişmedi, pişmedi. Kaç yıllıktı o? Aa, olmadı şimdi. Bak, benim mahsulüm her zaman yenidir. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bizim hanım akşamdan iyice ısladı. İftara fasulye pişireyim diye. Mübarek inat etti, sahura kadar pişmedi. İftardan da olduk. Olur mu canım? Bakın, bunlar yeni mahsul. Yahu daha yeni geldi kapana. Hemen aldım getirdim. Pişmedi işte Ali Efendi. Yalan mı söylüyoruz biz burada? Neyse, mercimek yeni mahsul mü? Yok, değil. Viyana seferinden kaldıydı. Hadi babam, hadi. Mercimek yeni değil, hadi. Hay Allah, yahu niye sinirleniyorsun? Sorduk işte. Ver oradan iki okka mercimek. Yok dedim ya, kalmadı. Hadi, başka yerden al, hadi. Allah Allah, Allah Allah. Şimdi diyecek, mercimeği bayrama kadar pişiremedim. Yahu, madem beğenmiyorsun, niye alıyorsun? Adam! Ne oldu? Şikayet ederse halin yaman. Kapatırlar dükkanı vallahi. Ederse etsin vallahi. Benim mallarıma söylediği laf mı şimdi? Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ramazan'ın 15. günü gelince Sultanımız Topkapı Sarayı'nda özenle muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ziyaret ederdi. Hırka-i Şerif, Emeviler, Abbasiler ve Memlükler tarafından yüzyıllarca korunmuş, nihayet padişahımızın atası Yavuz Sultan Selim zamanında Topkapı Sarayı'na getirilmişti. Hırkanın korunduğu daireye de Hırka-i Şerif Dairesi denilmişti. Hazırlıklar 3 gün önceden başlardı. Önce her taraf temizlenir, gül suyuyla yıkanırdı. Hırka-i Şerif'e hürmeten odadan çıkan tozlar bile ayaklar altında bırakılmaz, dairenin avluya bakan kapısının önündeki kuyuya atılırdı. Allah Allah ya Allah, Allah.
Gördüm seni. Ay. Oh. Daha da iyi olacağım. Merak etme sen. Ama bir daha rahatsızlanırsan haberim olsun. Vallahi darılırım. Dilruba o anda telaşla sana haber verememiş. Afitap Hanımları haber yollamış. Bak o zaman iyi olmuş. Ah Şemsinur bir görsen. Pervane oluyorlar etrafımızda. Afitap Hanım her gün ziyaretime geliyor. Bir ihtiyacımız var mı diye. Oğlu Mustafa Efendi de pek nazik, pek bir düşünceli. Duyar duymaz hemen hekim bulmuş getirmiş. Buraya geldi mi? Gelmez mi? Başımızdan ayrılmadı sağ olsun. İyi maşallah. Ah bir de Allah tamamını erdirse şu iş. Onun da olması yakındır merak etme. İnşallah. Güzel. Birden karşımda görünce ne yapacağımı bilemedim. Baktım kaldım öylece. O ne yaptı peki? Paşazade'yi görünce gözlerinden ateş fışkırdı sanki. Bana öyle bir baktı ki. Sonra da öfkeyle yürüdü gitti. Paşazade anlamadı mı? O şaşırdı biraz ama bir şey demedi. Ay Diruba anlasana nasıl biri? Acaba ne düşündü? Kesin mühim bir şey söyleyecekti. Yoksa gelmezdi. Sence ne diyecekti Can Feda? Of Dilruba, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Buyur evladım. Ustam. Beni mazur gör. Size layık olamadım. Ustamı mahcup ettim. Sandım ki her şeyin üstesinden gelirim. Sandım ki her zaman bir yol var. Yokmuş. Olmadı ustam. Ben çıkmaz bir yola girdim. Ne kendimi bilir oldum, ne işimi, ne aşımı. Görür gözüm görmez oldu. Bilir aklım bilmez oldu. Bu kadar zor olduğunu söylemediler. Anlatmadılar. Ben Mecnun'u, Ferhat'ı, hikayeyi bilirdim. Onların derdini kolay bilirdim. Değilmiş. Ustam, beni mazur gör. Gitmek mi istiyorsun? Beni mazur görün. Beceremedim.
Gel. Gel otur şöyle. Diruba, şu vakitten sonra bunları düşünmek sadece seni üzer. Bırak, her şey olacağına varır. Kızdı bana tabii. Hem de çok kızdı. Can feda ama bilmiyor. Onsuz bir hayatı annem için seçtiğimi bilmiyor. Belki de hiç bilmeyecek. Hep kızacak, öfkeyle anacak. Diruba sözünden döndü. Sevgisine sahip çıkamadı. Gitti, başkasıyla evlendi diyecek. O bunları söylerken, içinde Dilruba'yı öldürürken, benim aşkım gün be gün artacak. Onu onsuz yaşayacağım. Başkasının karısı olacağım ama bir an bile Ahmet'i sevmekten vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim Can Feda. Asla vazgeçmeyeceğim. Hikmet sahipleri aşkın ilacı ayrılıktır demişler. Ben de inanırım. Ama ayrılık unutturmaz hiçbir şey. Sadece biraz küllendirir. Bu defa pişmanlıklar başlar. Sen ona demek istediğini diyebildin mi? Hayır. Seninle evlenmek istiyorum. Sen de ister misin diyebildin mi? Hayır. Ahmet, niye gidersin o zaman? Nereye kaçarsın? Kimden kaçarsın? Her şeyden kaçacaksın ama pişmanlık yakını bırakmayacak. Evladım, asıl biz sana karşı mahcubuz. Her derdi biliriz, biz senin derdini bilemedik. Efendi Hazretleri bizi utandırdı. Sen söyleyemiyorsun ama biz anlamalıydık. Şimdi git işine bak. Görelim Mevlam neyler. Eyvallah usta. Hayrola? Keyifsizsin bugün. İşte ya. Bizim Ahmet. Ne oldu Ahmet'e? Sevdalandı. Hem de ne sevda. Evet, öyle. Yani hani birazcık bir şeyler söyledi de sandım yoluna girer. Sevdadır geçer. Yanılmışım. Ya çocuk gözümün önünde eriyip gidiyor. Olmaz öyle şey. Biz ne güne duruyoruz canım? Gideriz isteriz kızı anasından babasından. Çetin bir yol. Kızı evlendirecekler diye duyduk. Kiminle? İşte. Vay vay. Dayılarım da buradaymış. Öpeyim dayı. Ne yapıyorsun evladım? Öpeyim. Öpeyim dayı. Dayı. Unuttun mu beni ya? Kim kaldı eski Külhan beylerinden? Aa! Bizim Hasan değil mi bu ya? He? Hasan? Hasan ya, evet o. Gel, gel bir sarılayım. Gel Hasan. Gel, gel. Gel Hasan, gel. Gel, gel, gel otur. Hoş geldin Hasan kardeş. Hoş bulduk. Ne var ne yok, kaybolup gitmiştin ya. Kızlar çok selam söyledi. Aleyküm selam, sağ olsunlar. Can Feda. Söyledin mi Dilruba'ya? Ne iş yemiş Nur Kafa? Ruhsar'la Didar'ı canım. Yok, söylemedim. Ay ne oluyor Allah aşkınıza? Söylesenize merak ettim valla. Ruhsar'la Didar çerağa çıkıyorlar saraydan. Gerçekten mi? Ay o kadar oldu mu o çocuklar saraya geleli? Olmuş tabii ya. Biz iş güç derken anlayamamışız. Geldiler gidiyorlar işte. Hayırlısı hadi bakalım. Öyle tabii. Allah yollarında bahtlarında açık etsin. Hadi Can Feda, biz de kalkalım artık.
Aa, hayırdır? Ne güzel oturuyorduk. Kalkalım artık. İftar yakın. Sonra yine geliriz. Şemsinur, ne olur daha sık gelin. Özetmeyin kendiniz, tamam mı? Tamam. Sağlıcakla kal. Sağ olasın. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ulağame, kelabıya bak. Hani ha bundan biz bir yemek yapaydık. Marol miydi o? Yok ustam. Karalahanaydı. Ha doğru, karalahana. Biz ne yapaydık onunla? Sarma. Karıştır balam, karıştır. Çok güzel tamam. Sarması olurdu onun, değil mi? Gide anam, ne güzel de yapardın. Bana bak, muhlama demişti Eyle havuzdaki bak. Adam. Aşçıbaşı Emin Usta. He o. O bana muhlama pişir dedi. Muhlama ne dur? Ustam, en iyi sen pişirirsin onu zaten. Balam ver bak. Aklını itirip de o. Bir gelir bir gider. He. Elleşme bırak. Anladım usta. He. Bu cin pek secemedim. Şehriyar usta. Ha tamam. Heyecana karıştır bana. Peki usta. Uşağım ben burada ne yapaydım? Benim hamur fırında da. Peki değil gibi. Hamur yandı, yandı. Baktım bize burada ekmek yok. Ara bulup gideceğiz. Külhan'da yatarak ömür geçer mi? Dedim çık Rumeli'ye. Vardır senin de bir rızkın. Selanik'te kaldım biraz. Şikayet etmişler. Üsküp'e sürdüler. Orada ne oldu ne olmadı. Bir de baktım Saraybosna'dayım. Aa evladım, dönmeyi verseydin ya. Viyana'ya kadar yaklaşmışsın zaten yani. Ah bebeğim, vallahi. Yani sevmedim desem yalan olur. Ticaret yapıyoruz diye bizimkileri kazıklıyorlardı. Ese olmuyor be Osman ha. Bu İstanbulsuz dünya harap olsun, trab olsun. Yahu ben sizlere dayanamadım. Yani her şey burnumda tuttu. Hani oralarda bizim ya, İstanbul ayrı çekiyor insanı. Dedim öleceksem İstanbul'da öleyim, çıktım geldim. İş bulabildin mi bari? Vallahi dayıcım, bu saatten sonra bizi kimse çalıştırmaz. Diyorum ki bir kahve açayım. Hüsmen ağam da el verirse. Tabii evladım tabii. Sen yeri göster, ben içini döşerim evelallah. Eyvallah. Allah Allah. Ya ustalar, çarşı müşteriyle doldu. Bütün dükkanlara da ben bakamam ki. Yapma ya. Tamam. Hadi eyvallah. Hadi bakalım. Hadi, hoş geldin. Hazırlanmaya mı başladın? Henüz başlamadım. İşlerime baktım sadece. Benim de toparlamam lazım onları. Didar, sen hiç üzülmüyor musun? Niçin? Buradan ayrılacağın için elbette. Neden üzüleyim ki? Bilakis çok seviniyorum. Burası senin yuvan değil mi? Hiç özlemeyecek misin? Özleyeceğim tabii. Ama bunun için de yas tutmayacağım. Ben seni hiç anlamıyorum Ruhsar. Bunun için dert ediyorsun ki bu kadar. Etmeyeyim mi? Tüm sevdiklerim burada. Dışarıda kimi tanırım? Yalnız ne yaparım? Yalnız olmayacaksın. Merak etme. Etrafında yine insanlar olacak. Ve her şeyin sana ait olduğu bir hayat yaşayacaksın. Benim ait olduğum tek yer burası. Ben buranın dışında yaşayacağım başka bir hayat istemiyorum ki. Kızlar yuvadan uçup gidiyorlar demek. Evet, çok şaşırdım. Ne düşündüler acaba? Üzülmüşlerdir belki. Aa, üzülecek bir şey yok ki yavrum. Seviniyorlardır. Sen evlenince ben de gideyim diyorum. Nereye? Rahmetli pederimden kalan evime. Çok yoruldum. Yani sarayda duramam artık. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Bırakmam seni. Kızım,
Evleneceksin artık. Ben senin peşinden gelemem ki. Ben neredeysem sen de orada olursun anneciğim. Evlensem bile asla ayrılmam senden. Paşa Hazretleri bayramdan sonra Erzurum'dan dönecekmiş. Diyorlar ki artık bu işin bir adını koyalım. Bir Hasan vardı, eskiden çok gelirdi mahalleye. Bildim usta, Külhan Bey. Heh, tam da o. Uzun süredir yoktu. Bugün çıktı geldi. Vefalı delikanlıymış. Ustam, bir şey söyleyeceğim. Söyle evlat. Çıksam gitsem... hakkını helal eder misin? Nereye? Gidebileceğim kadar uzağa. Neden kaçıyorsun? Kimden kaçıyorsun? Artık dayanamıyorum. Gitsem bir faydası olur belki. Evladım, kızı ata bindirmişler, ya nasip demiş. Biz daha ölmedik. Dur bakalım. Hem bir daha böyle sözler duymayayım senden. Biz tamam demeden hiçbir yere gidemezsin. Anlaşıldı mı? Ha? Gel. Allah'ım, senin rızanla oruç tuttum, senin rızkınla orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Amin. 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 Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Neyse, Selanik'e yerleşim dedim en azından. Meslek falan yok ki bizde. Bu zamana kadar vurmuşuz, kırmışız. Yani meslek öğrenememişiz. Açayım böyle bir kahvehane dedim. Alırım bunun gibi bir çırak. Ben de başında dönerim dedim. Açtık neyse. Biri geldi, musallat oldu. İlla bana haraç vereceksin. Adam da boy, işte bu kadar. Ama mahalleyi haraca kesmiş. Gözler fıldır fıldır dönüyor. Biz de hani tövbeliyiz de, eyvallah, babanın tekkesinde de yetişmedik hani. Aldım adamı, çarptım duvara. Vay be, yapma. Çarptın adamı duvara ha, helal sana. Eyvallah. Bir daha gelmedi mi? O gelmedi, başkaları geldi. E'si, onlara da iki şaplak, hepsi bu. Sonra sürdük üsküme. Vay be. Vay pehlivan be. Niye sürdüler ki? Yok dayı, sürmediler beni. Yani ben tövbemi bozdum diye kendime sürgün verdim. Vay be, helal olsun sana. Sonra? Yok be babalık, İstanbul'u tutmuyor hiçbir yer. Hani Üsküp'te, Saraybosna'da çok güzel yerler ama İstanbul başka. Toprağını seveyim ben buranın. Bosna'da iki Alman'ı hırpalamışsın diyorlar. O da ayrı hikaye. Hasan, evladım, tövbe ne oldu tövbe? Sürekli bozmuşsun tövbeyi. Ya İhsan amca, bu defa tam tövbeliyim bak. Bıçağımı da attım denize. Aha bak, vallahi ustura bile yok. Tertemizim yani.
bu duvarın mı, yoksa aşılmaz dağların mı arkasındasın? Her kaybolduğunda ardına düşeceğimi bilmiyor musun? Bilmiyor musun sensiz nefes alamadığımı, sensiz yürüyemediğimi, sensiz uçamadığımı? Nasıl öğrendin? Nereden buldun beni? Yoksa mektubum mu yola düşürdü seni? Kanatlarımı açmaya mı gelmiştin? Kırılmış kanatlar açılır mı? Bir daha uçar mı ki? Hayalin silinmesin diye zihnimden her gün yeni bir nakşını çizdim aklıma. Senden bir şeye sahip olmak, dünyaya sahip olmaktı benim için. Bu mendilin kıymetini kim bilebilir benden başka? Bunda kokun var senin. Bunda ellerin var. Annemden kalan tek hatırayı bıraktım sana. İyi bak ona. Çünkü içinde sana ait olan bir şey var. Benim yaralı, çaresiz yüreğim. Senin için çırpındığını hiçbir zaman unutma. Sensiz ışıksızım. Ellerim titriyor. Dizlerim dermansız. Gözlerimin feri yok artık. Yüzüm solgun ve boynum bükük. Sevdan yüreğimde. Yüreğim sende. Bense seni sensiz yaşıyorum bu naçiz ömrümde.